Tam da sizi seçimlerimizi. tam da böyle sahada yakalamış olduk aslında. Tabii Değil şu mi? anda gerçekten çok güzel bir beldemiz var, şirin bir beldemiz var. Altın Başak'tayız. Haydar Polat başkanımızla birlikte sizi selamlıyorum. Erzincan'da çok heyecanlı bir hava var, çok enerjik bir hava var. Erzincan'da hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Erzincanlı hemşehrilerim bizi bağırlarına bastılar. Oy verip vermemeleri kendi takdiridir ama her gittiğimiz yerde çok büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Tabii böylece benim sorumluluğum da son derece ağır. Geçmiş yıllarda uzun yıllar belediye başkanlığı, milletvekilleri görevim esnasında Erzincan'ımıza çok değerli hizmetlerim oldu. Erzincan'ımızdan kim geldiyse ötekim asla olmadı. Erzincanlılar da son derece vefalı hemşehrilerim. Çok duygulu anlar yaşıyoruz. Ve bugün itibariyle tam tamına 224 saatimiz kaldı. 224 saat sonra Türkiye'yi, devletimizi rayına oturtacak, ekonomiyi düzlüğe çıkaracak, Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme hazırlayacak Kemal Kılıçdaroğlu inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olmaya çok yakın. Şimdi Sayın Sarıgül zaten cumartesi günü Sayın Kılıçdaroğlu da orada olacak. Erzincanlılar millet buluşmasını bekliyor bir yandan da. Onu da ayrıca soracağım sonlara doğru ama şimdi seçime 10 gün kaldı diyoruz. Çok kritik bir süreçten de geçiyoruz. Ben bu iddiaları da daha doğrusu bu ifadeleri de size sormak istiyorum. İşte darbe söylemleri var, kutuplaştırıcı söylemler var. Bütün bunlar devam ediyor. Bir taraftan Süleyman Soylu diyor ki darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Yani sahada durum bu mudur? Yoksa insanlar ekonomi geçim derdinde midir? Niye iktidar bu söylemleri? Özellikle de İçişleri Bakanı hep biz ne diyoruz işte bu dönemde seçim dönemlerinde siz de çok çok iyi bilirsiniz ki bazı önemli kritik bakanların istifa etmesi gerektiğini. Şimdi bu dönemde böyle bir şey görmüyoruz tabii. Onlardan biri de İçişleri Bakanlığı'dır mesela. Şimdi bu şekilde sürece dahil oluyor olması bu söylemlerle ya da YSK üzerinden İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı kurulmuş iddiaları vardı Muharrem Erkek'in de. Buna da dedi ki Türkiye'de seçim güvenliği problemi yoktur dedi. Ama bir taraftan da bu söylemler devam ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçmende karşılığı nasıl oluyor sizce? Elif Hanım, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir soru. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki gerginliğin kimseye faydası olmaz. Seçimlere giderken düğüne gider gibi, bayrama gider gibi gitmeliyiz. Seçimden önce yapacaklarımızı anlatmalıyız, projeleri anlatmalıyız. Sağlığı konuşmalıyız, eğitimi konuşmalıyız, turizmi konuşmalıyız. Türkiye'deki çiftçilerin sorunlarını konuşmalıyız, hayvancılığı konuşmalıyız. Ve mutlaka ve mutlaka seçimlerde gerçekten milli irade ve seçim güvenliğini sağlamak zaten devletin görevidir. Ama devlet rayından gerçekten çıktı. Demirel döneminde, Ecevit döneminde, Özal döneminde, Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca döneminde seçimlerden 3 ay önce Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı yerlerini tarafsız bakanlara bırakırdı. Çünkü artık seçime gidiyorsunuz. Bir objektif yapı olması lazım. Demokrasi kültürünün böyle olması lazım. Hiç kimse de seçim öncesi böyle laflar etmemesi lazım. Böyle laflar etmek, gerginleştirmek ve kutuplaştırmak inanın ki vatandaşlarımıza en ufak bir şekilde fayda sağlamaz. Ama gerginlikten fayda umanlar var. Ama Türkiye artık bunları aştı. Türkiye'deki yurttaşlarımız son derece bilinçli. Artık herkes sandığına sahip çıkmayla eşdeğer vaziyette. Türkiye gerçekten bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle. Bakın İstanbul seçimlerinde bunun örneği görüldü. İstanbul seçimlerinde sandıklara hakim olunduğu için en ufak bir şekilde bir manipülasyon yapma şeyi olmadı. Yapamadılar. Türkiye demokrasi deneyimi itibariyle seçim deneyimi var. Bugüne kadar kaç tane seçim atlatmıştır? Bu seçimi de mutlaka atlatacaktır. Ama bizi dinlemekte olan bütün yurttaşlarımdan ricam şu: bu seçimde bir oyun dahi önemi var.
%50'lik sistemde bir oy dahi son derece kıymetlidir. O nedenle biz bir oya dahi sahip çıkmalıyız. Düğüne gider gibi seçim yapmalıyız. Bayrama gider gibi sandıklara koşmalıyız. Gerginlikten medet umanlar, anlayın ki kaybetmeye yakın olanlardır. Biz muhalefet olarak, şimdilik muhalefet güçlüyüz. Güçlü fikiriz. Çünkü Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal sorunlarını son derece iyi biliyoruz. Güçlü fikir rahattır. Zayıf fikir ise agresiftir. Türkiye'de bir değişime, bir dönüşüme, yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyaç var. O nedenle de iktidar geliyor ama bunlara bizim sakın ha sakın bir prim vermememiz lazım. Benim bütün gençlerden ricam şu: 14 Mayıs akşamı sandıklardan ıslak imzaları alana kadar sakin olalım ve hiçbir şekilde yumruğumuzu gerekiyorsa sıkalım ama cebimize koyalım. Çünkü biz şu anda çok iyi bir noktadayız. Çok az bir zaman kaldı. Ve bizi dinlemekte olan bütün yurttaşlarım, armudun sapı, üzümün çöpü, adaydı, adayı beğendim, beğenmedim, sandığa giderim, gitmem, bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Tehlike yanımızdan geçerken seyirci olarak kalmayalım. Ulusal birlik için, inançlara saygılı laiklik için, örflerimiz için, törelerimiz için, geleneklerimiz için, çocuklarımızın geleceği için, engelliler için, emekliler için, tarım için, hayvancılık için, doğa için, doğada yaşayan canlılar için ve de kültür mozaiklerinin kardeşliği için, din farkı, dil farkı, ırk farkı, mezhep farkı, kültür farkı gözetmemek için, camiler de bizim, cemevler de bizim, Muharrem ayı da bizim, Ramazan ayı da bizim demek için el ele, kol kola ve omuz omuza olmamız lazım. Biz inanın ki Erzincan'da böyle bir seçime gidiyoruz. Bu havayla gidiyoruz. Kötülemeden, karalamadan kendi yapacaklarımızı anlatıyoruz. Şimdi Sayın Sarıgül, bana bir video geldi. Sizin sabah esnafla kahvaltı ettiğiniz o görüntüler var. Demişler ki, sosyal medyada gördüm bunu şu anda. Sabahın 7'sinde, yani sosyal medyadan göndermişler. Sabahın 7'sinde esnafla kahvaltı ediyor. 7.24 Erzincan'da iki vekil çıkarmak için çalışıyor. Biz Sarıgül'den razıyız demişler. İkinci vekil çıkıyor mu Erzincan'da, nedir durum? Şöyle, çok yakınız, çok yakınız. Ben Erzincan'da yurttaşlarımın gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyorum. İnanın ki caddeye ve sokağa çıktığımız zaman yurttaşlarımızdan çok büyük bir ilgi görüyoruz. AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızın da büyük ilgisini görüyoruz. Çok yakınız, çok çalışıyoruz. Sabah saat 6'da kalkıyorum ve gece 11'e kadar, günde yaklaşık olarak 12 ile 14 kilometre yapıyorum. Yürüyerek yapıyorum bunu ve günde 4500 ile 6500 arasında yurttaşlarımla birebir görüşüyorum. Ev toplantıları yapıyorum, esnaf toplantıları yapıyorum. Öğrencilerimizle beraberim, gençlerle beraberim. Akşam 9'dan 11'e kadar da hastanelere dolaşarak hastalarımızla buluşuyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmiyoruz. Erzincan'da diyoruz ki biz, sevgi kazansın, Erzincan kazansın ve Türkiye'miz kazansın. İyi bir kampanya yürütüyoruz Elif Hanım. Keyifli bir kampanya yürütüyoruz. En azından bugüne kadar Erzincan'da en ufak negatif bir olayla karşılaşmadık. Ben Erzincanlı bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Ama Erzincan'ın o kadar öne çıkması gerekenleri var ki. Bakın Elif Hanım, Cimin'de bir üzüm var, Cimin üzümü. İnşallah sizlere göndereceğim. Erzincan'ın bir tulum peyniri var. Gerçekten bilmenizi isterim. Erzincan'ın bir cevizi var, bilmenizi isterim. Erzincan'ın bir dutu var, bilmenizi isterim. Erzincan'ın, inanın ki, bir suyumuz var, bir suyumuz, bir sodamız var, bilmenizi isterim. Erzincan'da tarımı bilmenizi isterim ve hayvancılığı çok önemli ölçüler içerisinde geliştireceğiz. Erzincan'da akşam oluyor, gençlerin gidecek yerleri yok. Erzincan'a aynı zamanda sanatı, kültürü, bilimi, feni, tekniği ve teknolojiyi de getireceğiz. Erzincan, Erzurum'la Sivas arasına sıkışmış
Işığı biraz yanmıyor. İnşallah Erzincan'ımızın ışığını daha güçlü bir şekilde yakacağız. Tabii Binali Yıldırım'ın da memleketi olduğunu da altını çizelim. Çünkü hep böyle özellikle iktidarın önde gelen isimlerinin memleketlerinde şartlar pek eşit olmuyor. İşte olanaklar çok iyi kullanılıyor. Dolayısıyla onu da vurgulamak istiyoruz. En son hangi ilden de hatırlamıyorum. Biraz önce sosyal medyada da görmüştüm. Murat Kurum kocaman bir tır mesela bir ilçeye yerleştirmiş. Ve dolayısıyla hani resmi plakada olduğu da görünüyor. Böyle de bir seçim süreci yaşanıyor. Onu da belirtelim buradan. Öyle bir şey Elif Hanım, inanın ki bunlar toplumda çok yadırganıyor. Bunda inanın ki sempati görmüyor. İktidar parti adaylarının halkın arasına geçecek. Sesli bir problem var herhalde Sayın Sarıgül, sesinizi alamıyoruz. Halkın arasına şimdi gittikleri geldi, zaman evet, halkın arasına gittikleri zaman aynı ilgiyle karşılaşamıyorlar. Ben şunu arzu ederim, şunu her zaman isterim. Evet. Halkın verdiği yetkiyi devlet gücü olarak kullanmamak lazım. Halkın verdiği yetkiyi siyasal olarak kullanmamak lazım. Bugün iktidarda olanlar yarın muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa iktidardayken muhalefete öyle davranmaları lazım. Ben yıllarca milletvekilliğinde, belediye başkanlığında inanın ki muhalefetin sesini hep dinledim ve muhalefet belediye meclis üyelerinin bir konuya hayır dedikleri zaman onu inanın ki meclisten geçirmedim ve toplumsal uzlaşma kültürüne çok daha büyük önem verdim. O nedenle iktidarın olanaklarını ve imkanlarını kullandığınız anda vatandaş bunu görüyor ve artık vatandaş bunu affetmiyor. Vatandaş domatesin fiyatının 30 lira 40 liraya çıktığını, soğanın fiyatının artık 40 lira olduğunu, Erzincan'da bile etin kilosunun 300-400 lira arasında olduğunu görüyor ve hayat pahalılığı inanın ki cepleri yakıyor.